Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Eftalus salatu ve etemmut teslim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu qavli. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Cuma akşamları hadis dersimize İmam Munzir'in Terkib ve Terhib kitabından devam ederken muhterem kardeşlerim, geçen hafta itibariyle namazlardan sonrasında okunacak bazı duaları ve gece yatarken okunacak bazı duaları okumuştuk, öyle mi? Kimler ezberledi? Kaç kişi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tamam, dersten, zikirden sonra sizi dinleyeceğim. Ezberleyene 100 lira. Tamam mı? Kim ezberlemişse, düzgün okursa ona 100 lira. Anlaştık mı? Hadi biriniz okusun bakayım, hangi duayı ezberleyeceksiniz? Allahümme. He, Ramazan size oku bakayım. Arkası yok mu? Ve fevvattu emri ileyk والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك ثنا آفر. Dersten sonra dinledik, tamam mı arkadaşlar? Hadi biz de bir de soru sorayım. Aklınızda kalan kim cevaplayacak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? Dilde kolay olup da defterde yüz olup da mizanda bin olan bir şeyler vardı. Neydi onlar, hatırlayan var mı? Ha Muhammed? Yok. Hatırlayan yok mu? Onar sefer Subhanallah. Hatırladınız mı? Ne diyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Her namazdan sonra kim? 10 sefer Subhanallah der. 10 sefer Elhamdülillah der. 10 sefer Allahu Ekber der. Ne etti? 30. 3-5 ile çarparsanız 150 idi değil mi? Dilde 150 ama diyordu defterde 1500 sevap diyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Bunun için namazlar Fatiha çekildi müezzin. Müezzin El-Fatiha. Normal tesbihatınızı çektiniz. Müezzin El-Fatiha dedikten sonra siz hemen giderken, ayakkabıya giderken Subhanallah, 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 Elhamdülillah, 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 Allahu Ekber, 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 Allahu Ekber. Bu kadar ya. Bunu her namazdan sonra onar sefer söylerseniz 150 diyordu. Defterde ne diyordu? Peygamber Aleyhisselam 1500 hasene. Tamam mı? Alebihu etterkibu fi kıyamel leyl. Bugün okuyacağınız ders gece namazı kılmanın fazileti. Allahu Teala o baba yiğitlerden eylesin ya Rabbimiz inşallah. Teheccüd namazı, gece namazı kılan kesimden eylesin. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حضرت أبو هريرة روايتنا حديث شريف الله رسول صلى الله عليه وآله وسلم şöyle buyurmuş: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدتين عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَرْقُدْ. Sizden biri diyor, uyuduğu zaman, uyurken şeytan diyor onun kafasına 3 düğüm atar. 3 tane düğüm atar. Düğüme, her düğüm attıkça da bir tane o düğüme vurur.
bu gece uzun uyu der diyor. Her düğümü attıkça bu gece uyu, uzun uyu der diyor. Şeytan. فَاِذَا اسْتَيْغَزَا Fakat diyor, bu düğümü sökmenin Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bize çareleri var. Yani bu düğümler sökülmezse arkadaşlar, insan o gün sarhoş günü gezer. Günü bereketsiz olur. Günü sıkıntılı geçer. Önüne geldiği gördüğüne çatar. Hiç o kişide bereket hayır olmaz diyor. Tamam mı? Birinci düğümü nasıl çözeceğimişik? فَاِنْ اِسْتَيْقَ اللّٰهَ فَذَكَرَ اللّٰهَ تَعَالَى اِنْ حَلَّتْ عُقْدَةً Uyanır uyanmasın. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ dediği zaman veyahut da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bize öğretmiş olduğu dua var uykudan kalkınca. اَلْحَمْدُلِلّٰهِ الَّذ۪ي اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيِّ النُّشُورِ Yani bizi öldürdükten sonra tekrar dirilten ölüm yarı, uyku yarı ölüm ya. Öldürdükten sonra bizi tekrar dirilten Allah'a hamdolsun diye kim bu duayı okur? Veyahut da herhangi bir şekilde Bismillahirrahmanirrahim, Euzubillahimineşşeytanirracim herhangi bir şekilde Allah'ı zikrederse düğümün biri çözülmüş oluyor arkadaşlar. Uykudan uyandığımız zaman ne yapmamız gerekiyormuş? Herhangi bir şekilde Allah'ı zikretmemiz gerekiyormuş. Birincisi فَاِنْ تَوَضَّعَ اِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ İkincisi düğümü çözmek için abdest almak gerekmiş. Abdest aldığı zaman diyor, abdest aldığı zaman ikinci düğüm de çözülür. فَاِنْ صَلَّى Namaz kıldığı zaman da اِنْ حَلَّتْ عُقْدَةً Böylece diyor, üçüncü de namaz kıldığı zaman üçüncü düğüm çözülmüş olur. Her hepinizde oluyor değil mi? Sabahleyin kalkın biraz zor kalkıyor. Sonra bir abdest alıyor, biraz ayı yok. Öyle mi? Bir de namaz kıldığımız zaman hiçbir şey kalmamış oluyor. Niye? Çünkü şeytanın üç düğümü birden çözülmüş oluyor. فَاصْبَحَ نَش۪يطًا طَيِّبًا نَفْسِ İşte diyor, kim bu şekilde yaparsa, Bismillah dedi, zikretti. Kalktı, ikinci abdest aldı. Sonra üçüncü de namazını kıldı. O gün dinç olarak ve kalben ruhen manen rahat bir şekilde kalktı. Ve illa adam yattı. Sabaha kadar, güneş doğana kadar yattı. Sabah namazı denen bir şey yok. Kalkar kalkmasın. Ne besmele var, ne zikir var, ne abdest var, ne başka bir şey var. Hemen elini yüzünü yıkadı, üstünü giy, işine koşacak ya. Hiç zikir yok, ders yok, abdest yok, namaz yok. Namazın sızıntısı, derdi yok. Ya ben bugün şeytan benim kulağıma affedersiniz nasıl idrarını yapmış. Kişi diyor güneş doğana kadar yatarsa, biraz sonra gelecek hadis-i şerifte, o kişinin kulağına şeytan idrarını yapmıştır, ondan dolayı yatıyordur diyor. Eğer diyor böyle yapmazsa, وَاِلَّا أَصْبَحَ خَب۪يثًا نَفْسِ كَسْلًا Aksi halde diyor, adam böyle yapmazsa neşesiz ve tembel bir şekilde gün geçer ya. Hiç gün boyu ayık olmaz ya. Hep bir tembellik, hep bir yorgunluk, hep bir sıkıntı ya. Onun için ne yapması gerekiyormuş? Bir insanın arkadaşlar bu sıkıntı, o gün boyu rahat, bereketli, dinç olabilmesi için kalktığı zaman uyanır uyanmasın şeytanın birinci düğümünü çözmesi için Bismillah veyahut da Euzubillah veyahut da herhangi Allah Subhanallah Elhamdülillah bir şekilde Allah'ı zikredir. Sonra güzelce abdest alacak. Sonra sabah namazını kıldığı zaman da hiçbir şeye kalmaz. O gün o adam dinç, rahat, dinç bir adam olmuş olur. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال bu okumuş olduğumuz hadis-i şerif arkadaşlar Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Nesai'de ve İbn Mace'de ve İmam Malik'in Muvatta'sında geçmiş.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet olunan hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Afdalu siyami ba'da Ramazana şehrullahil muharram. Ramazandan sonra en faziletli oruç Muharrem ayında tutulan oruç. Buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ve afdalu salati ba'del feridati. Farzlardan sonra da en faziletli namaz Salatul Leyli, gece namazı. Farzlardan sonra en faziletli namaz. Ravahu Müslim ve Ebu Davud ve Tirmizi ve Nesai. Ve an Abdillah ibn-i Selam radıyallahu anhu قال اول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة انجفل الناس إليه فكنت في من جاءه فلما تأملت وجهه واستثبته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب قال فكان أول ما سمعت من كلامه صلى الله عليه وسلم أنه قال حضرت عبد الله بن سلام diyor ki Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وآله وسلم Medine'ye ilk geldiğinde hani hicret ediyor, deflerle karşılaşıyor, karşılıyorlar ya. Talal bedru aleyna diye söylüyorlar. İlk geldiğinde diyor insanlar etrafına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in koştular. Etrafında toplandılar. Ben de diyor onların içindeydim. Abdullah ibn Selam. Yüzüne de bakıp diyor incelediğim zaman yalancı bir kişinin yüzü olmadığını anladım diyor. Bir insanın yüzüne bakınca kendini belli eder ya. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzüne bakınca diyor bu insanda yalancı yüzü yok dedim diyor. Yani. Bu demek ki ne söylüyorsa doğru söylüyor yani. İşte diyor o ilk gelişinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den şunu duydu. İlk konuştuğu şey şuydu ki eyyuhennas ey insanlar ey insanlar efşus selam selamı yayın. Tamam mı gençler? Ne yapacakmışız? Selamı yayacağız. İçeri girdiğimiz zaman selamun aleyküm. Sınıfa girdiğimiz zaman. Sınıftan çıktık bir arkadaşımızı gördük. Bir dükkana girdik, eve girdik, başka bir yere girdik. Selamun aleyküm. Günaydınmış, şuymuş, buymuş bunlar yok. Zaten günaydın yani. Müslümanın her işine birbirine dua. Ne demek selamun aleyküm? Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hayırı, mağfireti neyi varsa senin üzerine olsun. Onun için ne diyor Peygamber Efendimiz aleyhisselam? Efşus selam. Selamı yayın. Sonra ve at'imu ta'am yemek yedirin. Fakir fukaraya ihtiyaç sahiplerine kim varsa yemek yedirin. Vasilul erham ve sıla-i rahim yapın. Akrabayla ilişkiyi kesmeyin. Vasallu billeyli ve nâsu niyâmun. İnsanlar gece yattığı, uyuduğu yerde siz de kalkın Allah için gece namazı kılın. Dört tane şey arkadaşlar. Birincisi neymiş? Selamı yaymak. Ramazan ne düşünüyor? Birinci neymiş? Selamı yaymak. İki, yemek yedirmek. Üç, akrabayı ziyaret etmek. Evlere gidince amcalarınızı gidin ziyaret edin. Teyzelerinizi ziyaret edin. Anne yarısı diyor. Bak teyze Allah Resulü Aleyhisselam. Anne yarısı. Halalarınızı ziyaret edin. Dualarını alın. Vasilul erham, akrabayı ziyaret edin diyor. Ve sallu bil leyl ve nâsu niyâmun. Dördüncüsü, insanlar gece yattığı yerde siz de kalkın gece namazı kılın. Ondan sonra bu dört tane şeyi yaptığınız zaman ne olurmuş arkadaşlar? Tedhulul cennete biselam. Selametle sağ salim, sıkıntısız cennete girersiniz diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Bu dört tane kolay.
Selamdan daha kolay bir şey var mı? İki kelime. Selamun aleyküm. Yemek yedirmek gücün neye yetiyorsa. Ya illa balcan kebabı, soğan kebabı, lahmacun olması şartlar. Kardeş gücün bir ekmeğe yetiyorsa, bir tabak çorbaya yetiyorsa, yarım kilo pirince yetiyorsa yani gücün neye yetiyorsa. Ve akrabayı ziyaret et. Zaten yapman gereken şey. Bir de gücün yetebiliyorsa, insanların yattığı yerde sen de kalk namaz kıl. Selametle diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaparsın? Cennete girersin diyor. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى باشكا من هذا الشرف ابن حبان صحيح وترميز دقش مش بهذا الشرف إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها جنة دي öyle köşkler var ki Allah-u Teala her hepimize o cennete girmeyi nasip eylesin. Cennette öyle köşkler var ki içinden dışı görünen ve dışından da içi görünen. Öyle bir köşk. Onlar diyor kimin içinmiş? Bakın arkadaşlar. Aynı bir an önce saydığımız yemek yediren, selam veren ve insanlar uyuduğu yerde namaz kılan kişiler içinmiş. Üç tane özellik. Selam verip yemek yediren ve insanlar uyuduğu yerde namaz kılan kişiler içinmiş bu cennetteki köşkler. Ve ruvya an Esmeye binti Yezid radıyallahu anha an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem قال يُحْشَرُ النَّاسُ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُنَادِي مُنَادٍ فَيَقُولُ Esma binti Yezid radıyallahu anha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiş. Demiş ki insanlar diyor kıyamet gününde bir arazi üzerinde toplanırlar. Sonra bir çağırıcı çağırır. Eylellezine kânû tetecâfe cunûbuhum anil madâcih. Bir çağıran şöyle çağırır. Nasıl çağırır? Yanlarını yataklardan uzak ve ibadetle meşgul olan kişiler nerede? Yatmayıp yanlarını yani yataktan uzaklaştırıp gece kalkıp da benim için Allah için ibadet eden kişiler nerede diyor bir çağırıcı çağırır. Feyakumun ve hum galil. Kalkarlar ama fakat onlar çok azlardır diye. İşte dervişlik burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Derviş adam bunlara talip olur yani. Derviş adam bunlara talip olur. Kimsenin yapamayacaklarını. Dervişlik bu yani. Yani öbür adam yatar, yapamaz, yorgundur, işi vardır, gücü vardır veya nefsine güç yetiremez. Ama derviş adam, derviş işte bunları yapar ki o azların içine girebilsin ya. فَيَقُومُونَ وَهُمْ قَلِيلٌ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ Onlara denir ki hesap sorarak cennete girin bakayım denir. Allah'ım o ağzın içine girmeyi bize nasip eylesin. ثُمَّ يُؤْمَرُ بِسَائِرِ النَّاسِ اِلَى الْحِسَابِ Sonra diğerleri siz de hadi kalkın hesaba denir diye. Allah için gece kalkıp namaz kılanlar onlar hesap sorarak cennete girer. On öbürleri ise diyor tekrar hesaba kalkar. Daha hesap görülecek de ondan sonra cennet mi cehennem mi neresi yeri belli değil adamın. عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه حضرت عائشة أنمز diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem gece kalkar ayakları yarılıncaya kadar gece namaz kılarmış
ayakları yarılıncaya kadar. Hazreti Ayşe annemiz dedim ki ya Resulallah fekultu lehu lima tasna'u hâzâ ve kad kufira leke mâ tekaddeme min zembike ve mâ ya Resulallah kendine neden bu kadar eziyet ediyorsun? Halbuki Allah-u Teala senin gelmiş geçmiş günahlarını affetti. Gelmiş geçmiş günahlarını affetti. Neden bu kadar kendine eziyet ediyorsun, zulüm ediyorsun? Diye soruyor Hazreti Ayşe annemiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ne diyor arkadaşlar? اَفَلَا اَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا ya ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı ya? Allah-u Teala bana bu kadar nimetler vermiş. Bana bu kadar nimetler vermiş. Şükreden bir kul olmayayım. Allah-u Teala bizlere de şükreden kul olanlardan eylesin. Geceleri kalkıp ibadet edip, taat edip ayaklarımız şişmese bile mi iki raket de olsa geceleyin kalkıp namaz kılanlardan eylesin. Ya. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حضرت عبد الله بن عمرو بن العاص روايتنا عن شرفته الله رسول صلى الله عليه وآله وسلم şöyle buyurmuş ki bu hadis-i şerif de Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Nesai'de, İbn-i Mace'de ve Tirmizi'de geçmiş arkadaşlar. أحب الصلاة إلى الله صلاة داود en sevimli namaz Allah'a Davud Aleyhisselam'ın namazıydı. Ve hubbu siyami ilallahi siyamu Davud ve oruç olarak da en sevimli oruç yine Davud Aleyhisselam'ın orucuydu. Davud Aleyhisselam'ın namazı nasılmış, orucu nasılmış? Bakın arkadaşlar. Kâne yenâmu nusfelleyl. Davud Aleyhisselam gecenin yarısına kadar. Yani şimdi 7.30'da 7'de ezan okundu. Yatsı namazını kıldı, yattı diye 12'ye kadar yatardı veya 1'e kadar. Ve yakumu sulutahu 12'de 1'de kalktı 3'e kadar ibadetle meşgul olur. Ve yanamu sulutahu sonra tekrar 1 saat yatar 3'ten 4'te kadar 1 saat yatar geceyi böyle geçirir diye. Sonra sabah namazı için kalkar. Ve yasumu yevmen ve yuftaru yevmen. Bir gün oruç tutan bir gün yer. Bir gün oruç tutar bir gün yer. Davud Aleyhisselam'ın orucu böyleymiş arkadaşlar. Allah'a en sevimli olan oruç. Bir gün yiyip bir gün tutmaz. Geceyi ise gece yarısından sonra kalkıp üçte ikisini değerlendirip sonra yatıp geri altıda birinde kalkması gibi. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا حضرت جابر رضي الله عنه Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وآله وسلم şöyle buyururken işittim diyor arkadaşlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş ki inne filleyli le saat gecede bir vakit var ki gecede bir saat var ki la yuvafikuha raculun muslimun bir müslüman o gecede kalkar Allah'a ibadetle, taatla, kullukla meşgul olursa Allah-u Teala da o kuluna o kul dünyalık ve ahiretlik herhangi bir şey istediği zaman dünyalık ve ahirette herhangi bir şey istediği zaman o saate de denk geldiği zaman Allah-u Teala onun istediğini illaki verir. İnsanlar dara düşüyor, sıkıntıya düşüyor. İlk gittikleri yerler arkadaşlar hemen banka kapıları. İşte kredi çekek, ev alacak, faiz para çekek, şunu yapacak, bunu yapacak. Yani çok nadir belki milyonda bir insan görürsün ki ya şu hadiste amel edip ben gece kalkayım iki rekat Allah için namaz kılayım. Allah-u Teala'dan ne istedim ki bana vermedi diyen insanı bulamazsın. Yok böyle bir insan.
Bak ne diyor Peygamber Aleyhisselam? Yani gecede öyle bir saat var ki kalksa iki rekat namaz kılsa veya ya hiç namaz da kılmaz. O saatte kalksa ya Rabbi benim şu sıkıntım var, şu darlığım var, şöyle bir sıkıntım var diye Allah'tan istese, şöyle bir ihtiyacım var diye Allah-u Teala verecek ona. Dünyalık veya ahiretlik hangisi olursa. Ravahu Müslim. Müslim'de geçmiş hadis-i şerifte arkadaşlar. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عليكم بقيام الليل. Hazreti Ebu Umame'den rivayetun hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş: عليكم بقيام الليل. Gece namazına devam ediniz buyur. Gece namazına devam ediniz. فإنه دأب الصالحين قبلكم. Çünkü diyor, sizden önceki salih kişilerin adetidir onlar bu ya. Gece namazı sizden önce yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce gelmiş ümmetlerin salih kişilerin adetiymiş. Demek ki salihlerden olmak istiyorsa bir kişi onların adetini adet edinmesi gerekir. وَقُرْبَةٌ اِلَى رَبِّكُمْ. Çünkü sizi diyor Rabbinize ne yapar? Yakınlaştırır. وَمَكْفَرَةٌ لِسْسَيِّئَاتِ. Ve günahlarınıza keffaret olur. وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْاِثْمِ. Ve diyor günah işlemekten uzak kalmaya sebep olur. Dört tane özellik yani gece namazı. Bir, önceki salihlerin adeti. İki, Allah'a yakınlık vesilesi. Üç, günahlara kefaret ve günaha girmeye engel. O gece namazı, o kişiyi sabahleyin gündüz günaha düşmesine engel oluyor. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله رجلا قام بالليل فصلى. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz erkeklere dua ediyor arkadaşlar. Erkeklere dua ediyor. Ne diye dua ediyor size? Allah-u Teala diyor şu adama merhamet et. Acısın. Hangi adama? قَامَ بِلْنَ الْلَيْنِ. Geceleyin kalktı. فَصَلَّى. Sonra namaz kıldı. Sonra وَاَيْقَزَ اِمْرَأَتَهُ. Kadınları, kadının da diyor namaza kaldırırsa. Şart neymiş? İki tane şart var. Birincisi gece kalktığı zaman hemen geri gidip yapmayacak. Abdest alıp iki rekat namaz kılır. Sonra hanımını da namaza kaldıracak. Hanımını da namaza kaldırdığı zaman o zaman dua almış onu. فَاِنْ اَبَتْ نَضَجَ ف۪ي وَجْهِهَا الْمَاءَ. Hanımı dedi ki ya bırak ben yatmayacağım dedi. Hele bırak ben kılmayacağım dedi. Üzeri yüzüne de azıcık şeyle su serperlerse diyor. Ne yapmış olur? Hanım sizi kovalar bundan sonra yataktan kalkar yani. Değil mi? Üzerine de azıcık su atarsa diyor, dua edin yani. Peygamber Efendimiz'e uyandırmak için. Elinizden şöyle bir iki damla attığınız zaman o su onu ne yapar? Şeytanın şeyini giderir yani. Ve rahimallah. Sonra tekrar bir de hanımlara dua edin. Hanımlara iyi dinlen yani. Bir de hanımlara dua edin. O hanımlara ne diye dua ediyor? İmraaten. Kâmet binelleyin. Geceleyin kalktı. Fasallet iki rekat namaz kıldı. Ve eydazat zevcedehe. Sonra diyor erkeğini uyandırdı. Herif kalk da iki rekat namaz kıl. Bunu ganimet bilek dedi. Feyn eve. Adam diyor gidene ya başımdan dedi. Nadacat fi veşhi elme. Yüzüne azıcık diyor su atarsa Allah yardımcısı olsun o kadını ya. Değil mi arkadaşlar? Öyle değil mi Celal? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor arkadaşlar? Hem erkeğe hem kadına dua ediyor.
Yani hayat bir müşterekse diyor. Evlilik ne demek? Sadece işte yeme, içme, elbise yıkama, elbise ütüleme bu değil ya. Hayat beraber cenneti kazanmak demek. Yani cennet yoldaşın, burada yoldaşın olmuş. Ahirette de yoldaş olmak için ne yap? Hanım kalk iki rekat namaz kılak diye. Veya herif kalk iki rekat namaz kılak diye. Cennette de burada beraberek, cennette de beraber olabilmemiz için iki rekat geceleyin namaz kılmamız gerekiyor. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنهما حضرت أبو هريرة وحضرت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أبو حضرت أبو هريرة هم أبو سعيد الخدري رواية مش الله رسول صلى الله عليه وسلم شرعي رواية مش إذا أيقظ الرجل أهله من الليل bir adam diyor eşini gece namazına kaldırdı. Fasalleye ikisi beraber namaz kıldı. Evsalle rekatini cemia iki rekat toplu bir şekilde namaz kıldılar. Yani ister her ikisi bir veyahut da toplu ikisi beraber namaz kıldı diyor. Kutibe fizzâkirîne ve zâkirât. Allah-u Teala onları Allah'ı çokça zikredenlerden ve kadını da çokça zikreden saliha kadınlardan yazardı. Gecenin iki rekat namaz kılıp yatsa Allah-u Teala'nın övdüğü kişi ve zâkirîn Allah'a kethîran ve zâkirât. Allah-u Teala Allah'ı çokça zikreden erkekler ve Allah'ı çokça zikreden kadınlara ne var? E'addallahu lehum mağfireten ve ecren azim. Allah-u Teala onlara mağfiret af yazmış yani. Onlar affedecek ve çok büyük ne var? Mükafat var ya. Ve ecren azime diyor. Ve an Abdillah radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem fadlu salatil leyle ala salatil nehar ke fadli sadakatil sirre ala sadakatil alaniyeti. Gece namazı, geceleyin kılınan namaz gündüz kılınan namazın üstünlüğü, namaza göre üstünlüğü, gizli verilen sadakanın aşikara verilen sadakaya olan üstünlüğü gibidir. Adam Allah için sadaka veriyor, kimse bilmesin kardeşim. Allah için veriyorum. Kulun bilmesine ne hacet ya? İşte diyor, kişinin vermiş olduğu, bir taraftan da öbür adam ne yapıyor? Aa bunu ya, şunu al, benden olduğunu ilet, benim verdiğimi söyle. Adam zekat veya sadaka veriyor neyse aşikarı. Ne olur buna girmese riya girer ya. Ama bir taraftan Allah için kardeşim bunu götür dağıt dediği zaman riya girdirmediği gibi gece namazı da diyor işte bu gizli verilen sadaka gibidir ya. Gizli verilen sadaka gibidir diyor. Son olarak şu hadis-i şerifi de okuyak arkadaşlar. Daha konumuz bitmeyecek ama çok da uzatmanın gereği yok inşallah. Ve an Sehl ibn-i Sa'd radıyallahu anhüme kal Câle Cibrilun ilen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fekal Sehl ibn-i Sa'd radıyallahu anhüme buyuruyor ki arkadaşlar Cibril aleyhisselam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme gelerek dedik Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen ne yapacak gençler? Salavat olsun. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ismi anıldığı zaman hemen salavat getirecek. Cimri kişi kim? Cimri kişi benim ismim anıldığı zaman diyor bana salavat getirmeyen. Dinliyor musun Muhammed? Onu koy cebine. Cimri kişi kimmiş? Benim ismim anıldığı anda bana salavat getirmeyen demek ki Peygamber Efendimiz'in ismi ne zaman anıldığı zaman hemen sallallahu aleyhi ve sellem diyeceğiz. Elimizi niye kalbimize koyuyor? Hatırlayan var mı? Söylemiştik. Ha. Derviş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme
ismini andığı zaman kalp yerinden oynarmış ya. Yani. Onun sevgisinden, muhabbetinden, aşkından dolayı kalp yerinden gürp 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 oynamaya başlarmış. Eli kalbimize vur ki sallallahu aleyhi ve sellem de bir sakinleş, sakinleş, sakinleş de bekle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ismini salavat getirerek elimizi kalbimize ondan dolayı vurmuş. Ne diyor Cibril aleyhisselam ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? İş mâ şi'te fe inneke meyyitun. İstediğin kadar yaşa veya dilediğin gibi yaşa, muhakkak ki öleceksin diyor. Muhakkak ki öleceksin. Ölüm var ya. وَاَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَاِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ. İstediğini de yap. İster salih ameller yap, ister salih olmayan ameller yap. İstediğini de yap, ne yapmışsan onun karşılığını göreceksin. Eğer salih ameller yapmışsan, cennette karşılığını göreceksin. Salih ameller yapmamışsan, Allah'ı gadaplandıracak, peygamberini gadaplandıracak, meleklere günah yaptıracak alemlere ameller yapmışsan, cehennemde karşılığını göreceksin. وَاَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَاِنَّكَ مُفَارِقُهُ. Kimi seversen, nasıl seversen sev, o sevdiğinden muhakkak bir gün ayrılacaksın. Ya. Dünya hayatı bu arkadaşlar işte. وَعَلَمْ اَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ الْلَيْلِ. Müminin şerefi diyor, gece namazı. Demek ki bir mümin gece namazına devam ederse Allah onu şerefli kılarmış arkadaşlar. Kimse onun izzetiyle, şerefiyle oynayamaz. Oynamaya kalktığı zaman Allah onu rezil eder. وَعِزَّهُ اِسْتِغْنَاءُهُ عَنِ النَّاسِ. Müminin izzeti ise hiç kimseye el açmaması. Hiç kimseye el açmaması. Müminin izzeti. Şerefi gece namazı, izzeti ise Allah'tan başkadan kimseden bir şey istememesi. Tabarenede geçmiş bu hadis-i şerif arkadaşlar. Allah-u Teala inşallah cümlemize duyduklarımızla, bildiklerimizle en ihlaslı bir şekilde amel etmeye nasip eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ümmet-i Muhammed'in birliği ve beraberliği için, milletimizin ve devletimizin selameti için, ordumuzun muzafferiyeti için, uzaktan ve yakından buraya teşrif eden kardeşlerimizin de bilumum geçmişlerinin ruhu için, El-Fatiha-tu ma'as-salavat.